Cenab-ı Hak sabredenlerin karşılığını vereceğinden bahsediyor. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Sabredenlerin karşılığını vereceğiz. Kur'an'da pek çok ayette وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ Sabredenleri müjdele. Sıkıntıya, mallardan, canlardan eksiltmelere karşı, Cenab-ı Hakk'a karşı asi olmamak için sabretmek, Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirebilmek, bunları getirdikten sonra devamını getirebilmek, sürekli kılabilmek için yine sabra ihtiyaç var. Sabır cennetin anahtarı demişler. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ Ancak sabredenler oraya girebilir Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ve ihsanıyla. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Bizim önümüze sabır kavramı ne zaman geldi? Yeminlerde durabilmek konumuzdan sonra. Ahitlerimizi, Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz ahitleri yaşayabilmek, ahitlerimizi nakzetmemek, bozmamak, caymamak için Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği bunları yerine getirin. Allah'a karşı vefanızı yaşayın dediği 3-5 ayetten sonra sabır kavramı önümüze geliyor. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Demek ki bunları bir seferlik yapmak, bir aylık yapmak bir şey ifade etmiyor. Allah Azze ve Celle'ye döndükten sonra Cenab-ı Hak'la buluşuncaya kadar ahde vefayı devam ettirmek icap eder. Sadakati devam ettirmek icap eder. Bazıları bunu duyunca hemen kafasında küçük bir plan yapıyor. Erkenden dönersem sonuna kadar hep aynı şeyi sürdüreceğime göre çok zaman bunu sürdürmek zorunda kalırım. O zaman sona doğru düdüğe yakın finish çizgisine az kala ben bu dönüşü gerçekleştirirsem o zaman dünya hayatının önemli bir kısmını istediğim gibi hoşça gönlümü eğlendirerek geçirdikten sonra ahiret içinde son dakikada toparlanıp çifte kazanç elde etmiş olurum. Kuşkusuz yanıltmaya çalıştığımız, kendisini kandırmaya kalkıştığımız kudret يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ Neyi gizliyorsanız, neyi açığa vuruyorsanız hepsini bilen Allah Azze ve Celle'dir. O ben çağırıyorsam derhal gel diyen Allah Azze ve Celle'dir. Yarınlara ötelersen, zamana bırakırsan bunun akıbetinin bu düşünceleri büsbütün kaybetmek, Cenab-ı Hakk'a dönüş ve tövbe niyetinden bile zaman içerisinde kopmakla eşdeğer olduğunu ve bununla tehdit ettiğini bilmemiz gerekir. Cenab-ı Hak istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhikum. Hala çağırıyorsa hala bizi Cenab-ı Hak esirgiyor demektir. Hala bizim kalbimiz mühürlenmemiş, gözlerimize perde çekilmemiş ve hala Cenab-ı Hakk'ın merhametinde bu tamamdır, işe yaramaz bu. Bu benim adaletime, benim imtihandaki koşullarıma göre hakkını tüketti deyip de üzerini çizdiklerinden değiliz demektir. Hala içimizde ona yönelik bir çağrı, hala Cenab-ı Hakk'ın bu ipini önümüze uzanmış halde görüyor ve hissediyorsak, hala ontolojik manada ölmüş ve ölüme terk edilmiş değiliz demektir. Bu ise ne anlama gelir? Bu ise bir an önce bu bahsettiğimiz eksiklerimizi toparlamamızı, kafamızda bildiğimiz Cenab-ı Hakk'a karşı sürekli işlediğimiz kusurlarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini gösteren bir çağrıdır. Bu çağrıyı bugün için hissetmek, yarın için de sonraki günde hissedeceğimiz anlamına gelmez. Belki de bugün son kez hissediyor olabiliriz. Yarından sonra bu çağrıyı belki de artık hissetmeyeceğiz. Çünkü hissetmek, farkında olmak Allah Azze ve Celle'nin hidayet dediğimiz en büyük nimetidir ve bu nihayetsiz bir nimet değildir. Bunun ölüme değin de açık olduğu düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Yani biz insanlara Allah'a dönün diye ölünceye kadar çağrıda bulunuruz. Ama bunlar içerisinde ölmüş olanların yaşadığı halde ölmüş olanların bu çağrıyı duymaları bile mümkün değildir. Diyeceksiniz ki yaşarken ölmek nasıl oluyor? Allah Azze ve Celle'nin kalplerini mühürlediği, gözlerini perdelediği kimseler artık yaşadıkları halde ölmüş kimselerdir. Bunların normalde ecelleri gelmiş gibi düşünün ama
sonrasında böyle bitkisel bir hayatta yaşatılıyorlar. Normalde o ölseydi o anda hiçbir diğer insanlardan farkı olmazdı. Ama bazı şeyleri yaşamaları gerekir, bazı güzel şeyleri tatmaları gerekir. Ahiretten yana hiçbir payları kalmasın diye Allah Azze ve Celle bir kısmının böyle süresini uzatır. Taşkınlıkta ileri gitmeleri için, ahiretten yana payları kalmaması için لِأَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَيَاهُتْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا. Dolayısıyla ölmeden önce nasıl olsa fırsatım var sanmak bir yanılgıdır. Ölmeden önce çağrıyı bile artık duyamayabilirsin. Hatta kalbini bile artık hissedemeyebilirsin. Allah Azze ve Celle aceleden icabet edin dediğinde وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Ve çok iyi bilin ki Allah kişiyle kalbin arasına girer. Kişiyle kalbin arasına girerse artık kişi kalbinden hiçbir sinyal alamamaya başlar. Dolayısıyla bu zekice bir plan değil, kurnazca bir hesap asla değil. Bu ancak kişinin kendisini kandırdığı ve günahlara dalıp dalıp sonra da وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Tövbe şöyle kimseler için söz konusu olmayacaktır. حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. Ta ki ona ölüm geldi, yaklaştı. قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنْ. Dedi ki ben şimdi Rabbime dönüyorum. Olduysa mübarek olsun. Cenab-ı Hak diyor ki tövbe yok. Böyleleri için tövbe yok. وَلَيْسَتِ التَّوْبَ. Tövbe böyler için söz konusu değil. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Sabredenlere karşılıklarını vereceğiz. Hem de nasıl? بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bu ifadeyle ayeti bitirelim. Amel ettiklerinin en güzel şekliyle. Cenab-ı Hakk'ın amel ettiklerimizin en güzel şekliyle nasıl karşılığını vereceğini ben her zaman bizim aklımızın ermeyeceği bir güzellikte olsa gerek diyorum. Çünkü güzellik daha güzelini, daha güzelini, daha güzelini. Ben sizin sorularınıza puanlar vereceğim. Ama şöyle olanların en güzel şekilde dese hoca, hocam en güzel şekilde nasıl bir puanlama vereceksiniz? Nasıl olacak? Biz bir şeyler düşünebiliriz, söz gelimi diyebiliriz ki 100 tane soru var, hoca bakacak, en hangi soruyu en iyi şekilde yapmış. Bazı sorulardan yarım puan almış, bazı sorulardan %60 almış, bazı sorulardan %70-80, en iyi yapabildiği de %90 yapabildiği sorular var. Kalkıp bütün sorularını en iyi başardığı sorudaki gibi kabul etmesi olabilir mi mesela? Bilmiyorum. Bir başkası diyebilir ki bundan daha güzeli var. En iyi yaptığı soruyu da tam yapmışa tamamlayıp sonra bütün sorularını tam puanla değerlendirmesi. Bir başkası da diyebilir ki en iyi yaptığı soruya tam puan vermenin iki katı puan verebilir. Öteki diyebilir ki yıldızlı bir karşılık verebilir. Bir başkası da diyebilir ki bunların hepsi bizim okulda öğrendiklerimizden uydurduklarımız, hiç bilmediğimiz bir güzellikte, sürpriz bir üstünlükte olabilir. Bizim şu anda aklımızın ermediği. Cenab-ı Hak bir ayette sabredenleri bigayri hisab, hesapsızca karşılık vereceğinden söz ediyor. Belki de en güzeli hesapsız olan karşılığıdır. Yani ey kulum sen bu kadar amel ettin ama seni sabredenlerden gördük. Bizim katımızda sen sabredenlerden oldun. Biz sabredenlere %100 verelim, kaç tane dünya verelim mesela. Bir hadiste Allah Azze ve Celle'nin kuluyla şöyle konuştuğundan söz edilir. Sana ne kadar karşılık vereyim? Kul dedi ki ya Rabbi bilmem ben, sen söyle. Dedi ki işte dünya kadar olsun mu? Oo, hepsi gibi mi? İki katı, üç katı, beş katı, dört katı, böyle sayılar geçti. Ve kul hafızasını
bildiğini, hafızasını açtığı ve taştığı için orada bilgisayar gibi tıkanıyor insan beyni. Bizim de bir beynimiz ve hesap sistemimiz var. Ve çok yüklediğin zaman hemen bir 8 çıkarıveriyor karşına. Tıkanıyor çünkü. Allah Azze ve Celle'nin ilmi ve hesabı ise bizim gibi sınırlı ve tıkanık değil. Dolayısıyla biz nasıl en güzel şekildeyse senin katında öylesine talip olduk ya Rabbi. Öylesini bekliyor ve umuyoruz. Ama yeter ki sen bizi sabredenlerden olabilmek noktasında muvaffak kıl. Ödüle talip olmak ve ödüle heveslenmek güzel bir şey. İmanı gösteren bir temel, insanda böyle bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Ama bunun gerçekleşmesi, hakikaten varlığının somut olarak tecelli etmesi, kişinin yaşamda masiyet karşısında sabredebilmesine, sıkıntılar karşısında sabredebilmesine ve itaatler noktasında da bunları devamlı yapabilmek noktasında da sabredebilmesine bağlıdır. Bunu yaptığı zaman sabredenlerden oluverir. Sabredenlerden biz hele bir olalım, Cenab-ı Hakk'ın bize nasıl bir ecir vereceğini, Resulullah'ın deyimiyle ne bir akla düşmüş, ne bir hafsalada, düşüncede karşılığını bulmuş, وَلَا خَطَرَ عَلَى بَالِ اَحَدْ, ne de kimsenin hayal edebildiği bir şeydir. Yahut Cenab-ı Hakk'ın dediği, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hiçbir kişi onlar için nasıl bir karşılık, nasıl göz aydınlığı bir karşılık hazırlandığını bilemez. Yapıp ettiklerine karşılık olarak. Dolayısıyla وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yaptıklarını en güzel karşılıkla, en güzeliyle karşılık vermesi Cenab-ı Hakk'ın ilminde bizce sürpriz, ama bildiğimiz ne? Hesapsız, sınırsız ve kulun istekleriyle veya kulun bildikleriyle asla sınırlı değil. Cenab-ı Hak وَلَدَيْنَا مَز۪يد buyuruyor. Bizde fazlası var. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ.